Evet, bütün güzellikler sizlerin olması dileğiyle yavaş yavaş yine videolara başladık inşallah. Bundan sonrasının devamı mutlaka gelecek. Öncelikle şöyle sizlere bir muhteşem, endamı güzel bir çam ağacıyla başlayayım. Bir de hemen köyün asfalt yolundan itibaren içeri bir giriş yolu var. Oradan itibaren başladık. Nasip diyelim her şeyi, kısmet diyelim. Bu arada şöyle etrafı da göstererek devam edeyim ben sizlere. Çok da güzel bir buranın manzarası var. Zaten havasına suyuna diyecek yok. Merak ediyorsanız neredeyiz diye, şu anda yine Seydiler ilçemizin, Seydikemer ilçemizin Kıncılar mahallesindeyiz. Öncelikle şunu belirteyim. Bugün yollara biraz yaya düştük. Çünkü yaz mevsimindeki o hararet, o sıcaklık bizi yaktığı kadar maalesef altımızda dört teker, bir tek böyle, nasıl söyleyeyim ben size, elimizde kaldı bir katar, bir eşek. Onu da aldı. Biz kaldık yastık döşek. Demek istediğim şu, sıcaklıklar bu yıl baya fazlaydı. O yüzden çok da fazla dediğim gibi video çekimleri yapamadık. Şimdi mevsim itibariyle artık baya güzelleşti ortalık, baya sakinleşti. Şu anda da havanın o güzelliklerinden hemen yararlanıyoruz. Ve ben sizi çok daha egzotik bir şey buradan paylaşacağım sizlerle. Hemen buradan görüyorsunuz suyun akışını. Evet. Burada çok güzel bir dere var. Arazimizin yolun, yani arazimize giden yolun kenarından geçen çok küçük bir dere. Ve burada halen daha böyle şırıl şırıl bu mevsimde bile suyumuz akmaya devam ediyor. Aynen görmüş olduğunuz gibi. Yani burada daha önce de anlattığım gibi her yerde bol miktarda suyumuz mevcut. Şimdi yavaş yavaş içeri doğru geçeceğiz. En azından ben size buranın videosunu daha önce atmış olduğum gibi şimdi biraz daha farklı yönleriyle burayı sizlere aktarmaya, anlatmaya çalışacağım. Şimdi dere boyunca ilerliyoruz. İlerlerken yine göstereyim buradan. Hemen çam ağacının kenarından itibaren. Şimdi biraz daha gölgeye geçince o suyun güzelliklerini daha net görüyorsunuz değil mi? Böyle de arazimizin kenarından hemen alt kısmına geçen pırıl pırıl, şıkır şıkır bir su var. Bu mevsimde olmasına rağmen, henüz daha yağmurlar buraya çok fazla düşmemesine rağmen. Evet, burası özellikle Seydikemer ilçemiz, zaten ad üzerinde söylüyoruz. Torosların eteğinde yer alan bir yer. Ve yolun kenarından da, yolun alt kısmından da buradan her zaman bol miktarda su akışı var. Bunun sebebi de tabii ki üst tarafımızda bulunan rakım olarak yaklaşık 3.286 metre bir rakım. O yüzden de burada bol miktarda böyle gördüğünüz gibi gürül gürül suların aktığını bizzat kendiniz gözlerinizle görün. Zaten geldiğiniz zaman da bunları burada yerinde bizzat kendiniz göreceksiniz. Evet, suyumuz bol dedik, havamız çok güzel dedik. Burada suyun olduğu kadar tabii ki toprak yapısı da buraya çok çok önemli. Zaten her zaman söylüyoruz, burada çok farklı toprak çeşitlerinin olduğu gibi en çok toprak çeşitlerinin bulunduğu ve özellikle kırmızı toprak dediğimiz toprağın bulunması da buraya ayrı bir güzellik katıyor. Yani deyim olarak şöyle diyoruz. O kadar verimli toprağımız var ki, havamız, suyumuz o da çok güzel ki, burada insan dikseniz adam çıkar, adam biter. O misal bir şekil burası. Şimdi geçerken de şöyle bir bakalım. Buralarda hem etraflarımızda, her tarafta yol, elektrik, su, zeytin bahçesi, her şey burada mevcut. Ben sizin için bu yoldan itibaren başladım videoya, onu da belirteyim. En azından geldiğiniz zaman buralardan aynı bu şekilde, bu güzelliklerde her taraf üzüm bağları, asma ağaçları. Onun yanında tabii ki burada zeytin, nar,
incir, ceviz, daha buna benzer birçok tropik meyvenin de olduğu, yaşadığı ve burada gerçekten mükemmel bir verim alındığı bir bölgedeyiz. Seydi Kemer ilçemizde. Şimdi yavaş yavaş anlatayım. Yine bilindiği üzere Seydi Kemer ilçe merkezimizde yeni bir hastane yapıldı ve burası yeni bir ilçe olduğu için de artık yavaş yavaş burası çok güzel bir trend yakaladı ve çok hızlı bir şekilde burada bir yapılaşma, aynı zamanda tabii ki burada her yere yapılaşma izni verilmiyor ama tabii buradaki diğer bir farklı unsur şöyle ki, burası dediğim gibi yeni ilçe olduğu için de burada tam teşekküllü bir imar çalışması henüz yapılmadı. O yüzden de burada ama tarım araziler üzerinde, ama bahçe niteliğinde olan araziler üzerinde inşaat yapılabiliyor. Tabii ki imarlı yerlerde rahatlıkla inşaatınızı yapabiliyorsunuz. Ama maalesef şunu da itiraf edeyim. Daha önceki burada belediye yönetimlerinin bulunduğu zamanda burada bir imar çalışması tam olarak yapılmadı. Yani genel olarak yapılmadı. Sadece yerel olarak bir imar çalışması yapıldı ki o da burada artık talepleri karşılamıyor maalesef. Yine gördüğünüz üzere tam artık zeytin hasat dönemindeyiz. Her yer şu anda olabildiğince mükemmel, çok güzel zeytin meyveleriyle artık donanmış vaziyette. Biz baktıkça sadece maşallah diyoruz. Kendimizi böyle onlara bakmaktan alakoyamıyoruz. O da buranın en güzelliklerinden bir tanesi ki tabii mevsim itibariyle. Zaten burada mevsim itibariyle birçok meyvenin de yetiştiğini söylemiştim daha önceki videolarımda. Yine söylüyorum. Burada istediğiniz her türlü sebze, meyve çeşidi bol miktarda yetiştirilebiliyor. Tabii ki bu toprak yapısı, suyun güzelliği, oksijenin bol olması ve nem oranının düşük olması. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle daha önce bahsetmiştim. Burada bir tam önümde bir biber bahçesi var. Biber bahçesi var tam önümde. Bu biber bahçesinin olduğu yer geldiğim konumdan itibaren bu biber bahçesinin sonuna kadar burası resmi kadastro yolu. Yani bizim parselimizin hem içine kadar giren bu resmi bir yol var. Tam bu yol bahçemizin içerisine giriyor. Aynı zamanda bahçemizin kenarında bir tane biber bahçesi var. O da olduğu gibi binamızın, bu görmüş olduğunuz binanın alt kısmına kadar, arazinin sonuna kadar devam eden bir yol. Ama şunu da belirteyim. Buradaki vatandaşlarımız yol, yani yağ yol demezler. Burayı kendi arazisi gibi kullanmaya çalışırlar. Aynı zamanda biber bahçesiyle birlikte oradaki bulunan bir sıra zeytin tamamıyla yol içerisinde, resmi yol içerisinde kalmış. Şahıs o yolu kendisine mal etmek için o yola da biber ekerek, burada aynı zamanda zeytin dikerek kadastro yolunu işgal etmiş. Aynı zamanda da bu kadastro yolunun işgal ettikten sonra da tamamıyla kendisine kalacağını düşünerekten. Yani insanoğlunda şöyle ifade etmek gerekirse bir hırs almış yürümüş. Bu hırs nereye kadar devam eder? Tabii onu da bilmiyoruz. Sonuçta toprak burada. Biz de topraktan geldik. Toprağa gideceğiz. O yüzden hiç bu kadar toprak arsızlığına gerek yok. Herkes sadece kendi alanı kadar yaşasa, kendi alanı kadar düşünse yeterli. Çünkü hiçbirimiz hiçbir şeyi öldüğümüz zaman götürmeyeceğiz. Onu da buradan ifade etmiş olayım. Şimdi bahçemize girdik. Bahçemizin yüz ölçümü net olarak 1269 metrekare olmak üzere. Ve maalesef bahçe sahibimiz, aynı zamanda bu evin sahibi kardeşimiz inşaata başlamışlar. Fakat belli bir zaman sonra inşaat, yani belki de aslında biliyorum ama çok da fazla burada
irdelemek istemiyorum. Hani maddi imkansızlıklar, finans yetersizliğinden dolayı bu inşaatı bu şekilde yarım bırakmışlar ki daha önce ben size bunu binanın iç kısımlarını göstermiştim. Burası iki oda, bir mutfak, bir salon, bir de önünde küçük bir balkon bırakılmış. O şekilde bir bina. Ama ön taraftaki taş yapılar çok çok güzel olarak yapılmış. Sadece arka taraflar ve iç taraflar tuğla olarak bırakılmış. Onu da artık burayı alan şanslı kişi, şanslı misafirimiz onu da kendisine göre herhalde ayarlamasını yapacaktır. Şimdi geldik işin güzel tarafına. Buradan merdivene yukarı doğru çıkıyorum ben yavaş yavaş. Sizlere buradan daha farklı bir şey söyleyeceğim. Şimdi işin en güzel tarafı. Kardeşimiz buraya bir tane su basman olarak bir bina yapmak için, küçük bir bina yapmak için su basman atılmış, temel atılmış. Onunla birlikte yine yukarı doğru çıktığımızda merdivenden, merdivenin üzerinde de burası düz bir alan. Yani buraya bir beton atılmış. Gayet düz, düzlük gayet de güzel olmuş. Bununla birlikte manzara müthiş burada. Şöyle gözünüzün alabildiği kadar her yer burada manzara. Her yer zeytin ağacı. Gözünüzün alabildiği kadar. Ve bununla birlikte toroslar tam arkamızda yer alıyor. Görüyorsunuz torosların zirvesini. Kışın buraya kar yağdığı zaman buradan muhteşem ötesi, mükemmel bir kar keyfi. Yani o tepede biriken karların keyfi doyunmaz bir güzellikte yaşanıyor. Zaten komşularınız da var. Zaten ormanın içerisindesiniz. Etrafınızda orman komple, oksijen bol. Her tarafınız zeytin bahçesi. Azzallah. Ezana yakalandık. Ezan-ı Muhammed okunuyor. O yüzden ara vereceğim çok kısa bir şekilde. Kusura bakmayın lütfen. Ezan-ı Muhammed bitti. Ne güzel.
kulaklarımız yine şenlendi. Biz de dinimizin gereği elhamdülillah Müslümanız. O yüzden de her şekilde bütün dini vecibelerimize saygımız var. Son olarak yine ifade edeyim. Burada yaklaşık 90 metrekare bir ev olduğunu belirteyim. Tam şu anda evin üzerindeyiz. Ve burası 1269 metrekare bir parsel burası. İçerisinde iki tane yapı olmasına rağmen hem bu aşağıda bulunan o su basmanı dökülmüş olan binanın artık yapının temelinin diyeyim. Aynı zamanda da bu üzerinde bulunduğum evin cezası ödenmiş ve makbuzları belediye tarafından şahsa verilmiş. Elimizde resmi olarak bu iki binanın ikisinin de her türlü cezası ödenmiş bir şekilde tescillenmiş, tapuya işlenmiş iki tane bina. Artık kaçaklık vasfını yitirmiş. Buraya her türlü elektrik, resmi olarak elektrik ve su balansı da yapabiliriz. Aynı zamanda dediğim gibi de resmi yolumuz da var. Artık takdir size kalmış diyelim. Ve yine son olarak ifade edeyim. Burası mümkün olduğu kadar, bakın çok açık ve net söylüyorum. Ekim ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı buraya kadar gelecek. Burada bu binanın, çok özür dilerim, Sayın Cumhurbaşkanı buraya kadar gelecek. İnşallah ki gelecek herhalde. Burada yapılmış olan bu yeni hastanenin, az önce de göstermiştim videosunu. Yeni hastanenin açılışı var. Yeni hastane burada açıldığı zaman da buraya yaklaşık bir 600 tane personel gelecek. Bu 600 personel buraya geldiği zaman Seydikemer ilçemiz zaten çok küçük bir ilçe olduğu için de burada çok fazla bir arz yok olmadığı için çok fazla talep oluşacak. O yüzden burada mümkün olduğu kadar, alabildiğiniz kadar, gücünüzün yettiği kadar bir arazi, bir parsel veya buna benzer bir şey alırsanız çok çok iyi olacak. Hastanenin açılışından sonra da artık hayaller Paris, gerçekler Somali diyeceğiz. Şimdilik bu kadar diyelim. Yine bütün fiyat bilgisiyle ilgili olarak bütün detayları videonun alt kısmında, açıklama bölümünde sizlerle paylaşmış olacağım. Diyelim şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, iyi akşamlar.